Amerika'da ırkçı saldırıyla karşılaşırsam ya da polisin tacizine maruz kalırsam ne gibi hakkım var? Kimlik göstermek şart mı vesaire diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'da bulunacağınız süreçte, eğer bu turistikse ya da geçici bir süreçse ya da kalıcıysa önemli değil. Bu süreçte herhangi bir saldırıya maruz kalırsanız öncelikle bu saldırıya karşı hemen polis güçlerine bildiride bulunup gerekli şikayetlerde bulunmanız gerekecek. Ve bu noktada polis güçleri gerekli sizin korumanız ve güvenliğiniz için gerekli adımları atıyor olacaklar. Ve size bu saldırıları, ırkçı saldırıları yapan kişilere karşı da gerekli cezai çalışmaları başlatıyor olacaklar. Eğer diyorsanız ki bu öyle değil, farklı bir durumda polis tacizine maruz kalırsam ne yapacağım dediğiniz noktada da tabii ki eğer böyle bir durumda da karşı karşıya bulursanız bu mevcut ya da bulunan polis kimse bunu kendisinin bağlı olduğu merkezine şikayetinde bulunup gerekli şikayetlerinizi dile getirip savcılığa da gidip çalışmaları başlatabilirsiniz. Dolayısıyla Amerika'da aslında ırkçı noktadaki saldırılar çok ciddi alınan şeyler, çok kınanan durumlar. Hangi gruba ya da duruma yapılırsa, biliyorsunuz buradan daha bir hafta önce, bir buçuk hafta önce Amerika'da Pittsburgh'da maalesef bir sinagogda 10 bin kişiye karşı bir saldırı oldu ve öldürüldü bu kişiler. Ve çok acı bir durumdu. Gerçekten bu tip ırkçı saldırıların herhangi bir dini, inancı ya da belli bir kimliği yok. Maalesef herkesin, her grupta, her dinde herkesin başına gelebiliyor. Dolayısıyla bu tip ırkçı saldırılar kesinlikle Amerika'da taviz verilmeyen konular. Bu noktada bir durumla karşı karşıya kalırsa kişi güvenliği sağlayabilir. Ama polisin ise kimlik sorması gibi durumlar, yani bunlar olabilecek şeyler. Sonuçta eğer herhangi bir güvenlik sorunu ya da endişesi oluşan bir durumda Amerika'da polisler bu noktada bir ihtiyaç görseler kişilerin kimliğine ve durumlarına bakabilirler. Dolayısıyla bu adımı yani çok şey görmemek lazım. Hani size kimlik sorması sizi işte taciz ediyor anlamında polisin gelmemesi gerekiyor. Ve bu noktada da dediğim gibi sizin daha duyarlı davranıp daha da güvenlik güçleriyle, işbirliğiyle hareket ediyor olmanız önemli bir nokta deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.